Merhaba arkadaşlar, kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir lezzet yapacağız. Mutfağımızın vazgeçilmezlerinden patatesi ve patlıcan. Üzerine bir de kaşar ekledik. İnanılmaz bir lezzet ortaya çıkardık. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Deneyin bu tarifi. Eminim siz de tattıktan sonra sofralarınızda her zaman yer alacaktır. Arkadaşlar, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, diğer videolarımızdan haberdar olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Kaşarlı, patlıcanlı patates oturtması, geçelim yapılışına. Kullanmış olduğumuz malzemeler: patatesimiz var, patlıcanımız var, domates, soğan, sarımsak, kırmızı kapya biber ve yeşil biberimiz var. Bir miktar zeytinyağı kullanacağız. İç harcı için kıyma, salça, salçayı sulandırmak için bir miktar su. Arkadaşlar, ev salçası kullanıyoruz. O yüzden biz tuz miktarını biraz az tutuyoruz. Siz de buna dikkat edin. Kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon karışımı. Bunu da öncesinde hazırlıyoruz. Kullanacağımız bu yemekler için bu karışımdan bir tatlı kaşığı kadar alıyoruz. Sizde pratik olabilir. Maydanoz ve kaşarımız var. Arkadaşlar, siz malzemeleri kişi sayınıza göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bizim yapmış olduğumuz malzemelerle 3-4 kişilik servis çıkıyor arkadaşlar. Ön hazırlığımızı yaptık biz. Soğanlarımızı soyduk. Böyle yemeklik olarak bu şekilde kare kare doğruyoruz. Patatesimizi de öncesinde soyduk. Patlıcanı da böyle alacalı olarak soyduk. Kırmızı kapya biber ve yeşil biberlerimizi de aynı şekilde yıkayıp içlerini temizledik. Bu şekilde arkadaşlar kare kare doğruyoruz. Aynı şekilde yeşil biberi de ufak parçalar halinde doğrayalım. Arkadaşlar, köy biberi kullanıyoruz. Çok lezzetli oluyor. İçinin de çekirdeğini temizleyip bu şekilde doğrayalım. 4-5 adet sarımsak. Bunu da bu şekilde iri parçalar halinde doğramamız yeterli. Domatesimizi de öncesinde yıkayıp kabuğunu soyduk. Hazırlık için onu da doğrayalım ama öncesinde domatesimizi katmayacağız arkadaşlar. Daha sonra katacağız. Kolaylık olsun açısından doğruyoruz. Patlıcanlarımızı da doğrayalım. Bakın bu şekilde, çok kalın değil, ince de değil. Hiç bölmeden yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Patatesi de aynı şekilde. Bakın bu incelikte, çok kalın değil, çok ince de değil. Çok ince yapmayın arkadaşlar. Bu sefer hani kızartacağız çünkü o esnada biraz da kuruyabilir. Aynı işlemi tüm patatesimize uyguladık. Hepsini bu şekilde doğradık. Evet arkadaşlar, öncelikle patateslerimizi kızartalım. Ve patateslerimiz kızarana kadar patlıcanlarımızı tuzlu suda bekletip biraz acı suyunu çıkartalım. Ve daha sonra kızartmadan önce bir peçeteye sarıp kurutacağız arkadaşlar. Tüm patateslerimizi bu şekilde yerleştirelim, kızartalım. Çok kızarmasına gerek yok. Yemeği fırında yapacağız çünkü tekrardan fırına gidecek. Hafif kızartmak yeterli. Patlıcanlarımızı da yıkadık. Peçetenin arasında kuruttuk. Bakın bu şekilde kızarması yeterli. Alalım patateslerimizi. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz gerçekten. Aynı işlemi patlıcanın içinde uygulayacağız. Kızartacağız.
Bunu da çok kızartmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle hafif bronz bir renk alana kadar kızarsak yeterli. Ama patlıcanlarımızı ara ara eşit kızarması açısından çevirelim. Bu şekilde. Hepsi kızarana kadar aynı işlemi yapacağız. Kızardıktan sonra bir peçetenin üzerine koyalım ki fazla yağını emsin. Arkadaşlar dilerseniz oturtmayı yaparken sadece patlıcan da kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz iç harcı için sadece patates de kullanabilirsiniz. İkisini ayrı ayrı yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ama ikisinin de böyle bir arada olması da... Ocağımıza tavamızı alalım. İç harcı için tavamızı biraz ısıttıktan sonra bir miktar yağımızı ekleyelim. Kıymamızı ekleyelim. Kıymamız böyle kendi suyunu bırakıp hafif kavrulana kadar pişirelim. İç harcı için. Dediğim gibi arkadaşlar bunu sadece patates yapıp bu iç harcını kullanabilirsiniz. Sadece patlıcan yapıp bu iç harcını yine kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış bir şey. Evet, kıymalarımız bakın bu şekilde kavruldu. Çok da kavrulmasına gerek yok arkadaşlar. Çok kurutmayın. Hafif böyle suyunu çekip o pembeliğe gidene kadar kavrulsa yeterli. Şimdi domates hariç tüm malzemelerimizi ekleyelim. Biber ve soğanımızı, sarımsağımızı. Biraz kavrulana kadar şöyle kıymayla tamamen biraz özleşsin. Bir miktar bu şekilde kavuralım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde soğanlarımız hafif böyle pembeleşti. Biberlerimiz yumuşadı. Domatesimizi ekleyelim. Tuzumuzu da ekleyelim. Baharat karışımını da ekliyoruz. Domates yumuşayıp suyun çekene kadar bir miktar pişireceğiz. Bakın arkadaşlar bu şekilde yumuşadı. Bir miktarda maydanoz katıyoruz. Arkadaşlar bu tamamen tercihe bağlı bir şey. Hani sevmiyorsanız katmayabilirsiniz de. Ama bu yemeklere de çok yakışıyor. Evet arkadaşlar iç harcımız hazır. Patates ve patlıcanlarımızı alalım. İç harcımızı da alalım. Pişirme kapımızı da hazırlayalım. Öncelikle patatesten başlayarak pişirme kabına yerleştireceğiz. Birkaç tane patates bırakacağız arkadaşlar. Onu da en üstüne tekrar patlıcanın üzerine yerleştireceğiz. Diğer patatesleri pişirme kabına yerleştirelim. Ki arkadaşlar şimdi fırına gidecek. Fırının da böyle ayrı bir lezzeti katıyor. Gerçekten fırında pişen yemekler de çok lezzetli oluyor. Patlıcanlarımızı da diziyoruz. Patlıcanlarımızın hepsini dizeceğiz arkadaşlar. Kalmayacak. Şimdi birkaç tane ayırmış olduğumuz patatesleri bırakıyoruz. İç harcını eşit şekilde tamamen pişirme kabına boşaltıp yayacağız arkadaşlar üzerine. Bu şekilde tamamını boşaltıyoruz. Kaşık yardımıyla üzerine tamamen yayalım. Bu şekilde tamamlandı.
Kalan patateslerimizi de üzerine koyalım. Ki şimdi bu patateslerin üzerine daha sonra fırından sonra kaşar ekleyeceğiz. Salçamızı hafif sulandıralım. Pişirme kabına boşaltalım. Ve şimdi üzerine altı yağlı kağıt. Arkadaşlar mutlaka bunu temin edin. Gerçekten çok yemeklerde, tavuk yemeklerinde, et yemeklerinde çok güzel oluyor. Altı yağlı kağıt, üzeri alüminyum folyo. Hem ısı kaybını engelliyor hem de yiyeceklere bu şekilde alüminyum folyo katkısı olmuyor. Bir miktar fırına verdik arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişti. Şimdi üzerine kaşarları yayalım. Kaşarlarımız eriyip kızarana kadar tekrar fırında olacak. Ki patatesin, patlıcanın bu kaşarla birleşmiş hali gerçekten çok lezzetli. Bakın arkadaşlar, bu şekilde hazır. Sıcak olarak servis yapalım. Kesinlikle çok lezzetli. Demiş olduğum gibi bu iç harcını kullanarak sadece patates oturtması veya patlıcan oturtması da yapabilirsiniz. Ama bu üçlüyü de mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.